Şimdi Icardi'ye bakıyorsun. Bir gol attırdı. Müthiş. Bir tane de attı sayılmadı. Bir attı ama o ona bakacağız. Ona bakacağız. O da ince işler attı. Yani tamam Icardi'ye verdiğin parayı zaten alıyorsun. Mertens'e verdiğin parayı alıyorsun. Öteki çocuğa o da bugün iyi işler yaptı biraz. Şeyi ikinci golü atan Barış. Barış iyi gol attı. O da evet. iyi gol attı. Kerem bir gol attı bir attırdı gibi bir de attırdı kendi kalesine. Hmm. Kerem'in kafası bozuk o gözüküyor. Bir böyle sanki formada bir şey gösterecekti gol sevincinde vazgeçti bir şeyler oldu böyle bir bir şey oldu orada. Bir kafası karışık oldu. Evet. Onun belki de o son Galatasaray'da maçı. işi bitirmiş hocam. Hmm. Kerem. Galatasaray'da işi bitirmiş, okey'e dönüyor. Net. Galatasaray'da artık Kerem'in dikişi tutmaz. Ama Icardi çok seviyor, çok uyumlular hocam. Olabilir. Bugün de öyleler. Icardi giden yöneticiyi de çok seviyordu. Seviyordu. Ne oldu? Erden Timur'u. Ayrıldılar. Hayat devam ediyor diyor. E, bu iş böyledir ya. <laughs> Sevmek <belki> olmuyor hocam. <laughs> Doğru diyorsun. Doğru da hani ne sevdiklerinden ayrılıyorsun. Onun için Kerem'in işi bence bitmiş. Kerem'i satmak için de oynatıyorlar. Güzel bir gol attı, hmm. takip etti. Evet. İşte ama bir pozisyonda takip etmedi rakibini. O pozisyonda Galatasaray gol yedi. Evet. Eski Kerem biraz daha giderdi. Kopuk kopuk oynuyor. Kafası rahat değil canım. Bir yüzünden görüyorum. Değil değil mi? Bir dua etti. 10 dakika sürdü. Allah kabul etsin. Ne diyeyim? Allah kabul Allah etsin. Şey. Bir de o yani şey böyle kafasında çok şey var. inşallah iyi olur. Evet. İnşallah istediği bir kulübe gider. Galatasaray'dan sonra da gideceği kulübün biraz Galatasaray'ın üstünde olması lazım. Evet şimdi tabi Rusya'dan var teklif ee, ama oraya da pek işte gitmek istemiyor. Fazla para istiyor. Onlar da o parayı vermiyor derken Galatasaray gitsin diye biraz üzerinde de baskı da var. Yani gözüküyor o camiada o baskı da var. Galatasaray da git diyor ya. Evet. Git, Galatasaray git. git diyor. O da gideceğim diyor zaten. Ama abi şimdi yeni gelin gibi hem gideceğim hem gideceğim de hem şey yani olmaz gideceksen Paradan kıyacaksın, bir şey kıyacaksın. O diyor ki hem şoför mahalli olsun, hem 2 lira vereyim, hem evin önünde ineyim. O devir bitmiş. O parayı etmiyorsun. Avrupa Kupası'nda eğer bir şey yapsaydın olurdu. Herkes onu bekliyordu. Kulübün ve sen dahil. Orada olmadın. Öteki de olmadı. Öbür evet. çocuk da olmadı. Galatasaray onu da bekliyordu. Bugün ikinci, ikinci golü atan. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'i de olmadı. Çünkü Galatasaray'a para lazım ama Galatasaray'a para lazımken saraya 20 milyon ya biz hatalı da olabiliriz ha bakarsın çocuk bir maç iç sonra patlar yani. ya çocuk patlar ya bu para Galatasaraylı yöneticilerin elinde patlar yani patlayacağı kesin de bu kadar para verdiğin adamdan ben işlerim abi o yükün altında kalacak çünkü bu futbolcu. Bunu alsan 3-4 milyona. Kesinlikle. Dersin 3-4 milyon da çok az para ya bizim için. Onu da beğenmeyiz. Yani 3-4 milyon. Evet. Euro. Euro. Hani sanki 3-4 milyon gibi geliyor. 3-4 milyon euro. 200 Hiç milyon bakalım. 200 milyona yakın hocam. 200 e? milyon TL'ye yakın para. E? Hani öyle alınsa filan bir yerde affedeceğiz bak. Spor, spor adamı olarak seyiriz. Onun için ya o elinde patlatacak Galatasaray'ın ya o patlayacak ya da futbolu patlayacak Allah diyecekler. Evet. Ama ilk görüntüde bir şey olurdu ya, bir şey verirsin hani. Bir top atarsın, bir pas verirsin, bir çalım atarsın, bir adam geçersin, bir patlama yaparsın. Yani yaparsın bir şey. Sen dersin bu adam enteresan, bu adam bunu yapabiliyor. Mesela Icardi gibi hocam. Dolandı dolandı, 40. dakikada ayağına bir top geldi. Öyle bir asist yaptı ki rakibin neredeyse belini kırdı. Abi, bir kere dokundu topa, yetti işte. O ışığı görüyorsunuz. Yani 20 milyon Euro'luk bir e, oyuncu mu değil mi? Yani inşallah Galatasaray'ın paraları boşa gitmez ama e, Erman Toroğlu diyor ki Gabriel Sarada 20 milyon Euro'luk bir şey göremedim. Bunu da e, manşet olarak arkadaşlarımız belki az önce yazdılar. Ben göremedim, NBA'sından gören varsa beri gelsin. Gören varsa beri gelsin. 13 gol, 12 asisti var geçen sene İngiltere'de Championship'te Norwich'te. E, ama İngiltere'nin Premier Ligi değil, bir alt ligi. 48 maç oynamış hocam. İstikrarlı bir oyuncu. Öyle çok sakatlanan neden bir oyuncu değil. Ama e, 20 milyon euroluk bir Oranın performans. Oranın ikinci ligi. Oranın ikinci ligi. Yani düşündürücü. Çok para hocam gerçekten. Yani çok bizim, para. Bu söylediğin şu anda her yere manşet Lig'de, oldu. Bizim Süper Lig'de ki en üst düzey takımına gelen bir oyuncu. 20 milyon bilmiyorum abi yani. Takımın en şart. pahalı oyuncusu herhalde değil mi? Yani. Şu anda. Değil mi Tolga? Ya da ekipteki arkadaşlara da bir sorayım. Belki hata yapıyor da olabilirim ama bonservisi olarak en pahalısı. Yani Galatasaray tarihinin en pahalısı. Ee, Icardi 10 milyon euro. Sara 18 milyon euro. Yani dediğimiz gibi inşallah ülkenin Galatasaray'ın paraları boşa gitmez. Hani hocam, burada eleştirmiş olmak için eleştirmiyoruz. Hocam, bunu yıllarca bu Galatasaray filan değil. Yıllarca özellikle bizim büyük takım. Küçüklerde de oluyor da büyüklerde fazla oluyor. Yıllarca har vurup harman savurdular. Zamanın başbakanına, cumhurbaşkanına, maliye bakanına gidip yalvardılar. Politikanın kucağında oturdular. Sonra da çekip gittiler. Kulüpleri milyonlarca dolarlık, milyonlarca euroluk borca soktular. Hiçbir şey olmamış gibi dava da açılmadı. Hepsi de kazandıkları paraları çatır çatır dünyayı gezerek yiyorlar. Bunların hepsi yönetici. Ha sonunda devlet baktı ki lan bunlar çok kötü gidiyor. Ziraat Bankası'yla bunların burunlarına bir kıskaç attılar. <laughs> şimdi rahat edemiyorlar. Şimdi bankadan kurtulmaya bakıyorlar veya arazilerini satmaya bakıyorlar. Hocam babadan kalan araziyle, parayla, mirasla, kocadan kalanı satarsın. Hmm. Babadan kalırsa, kocadan kalırsa satarsın. Kendin kazanırsan satamazsın, değil mi? Satamazsın abi. Lan ben bunu nasıl kazandım dersin ya. ya. Çok zor dersin. Babadan kalmış saat gitsin lan. Kocadan kalmış saatkisi. Ne olacak abi? Kocadan kalmış. Kocada gitmişse daha rahat satarsın. Ne kadar kötü örnek, <gülüyor> örnek <gülüyor> oluyor bu insanlara. <laughs> Ama gerçek hocam. Evet. Gerçek. Aynen öyle, hayat dersi. Onlar nasıl kazanılıyor? Nasıl alınıyor? N nasıl yapılıyor abi? Ha, kim bunu biliyor, zamanında. O. Zamanında nasıl alındı o şu anda satılmaya Yahudi çalışıyor. öyle dermiş. Yahudi'nin oğlu ev almaya gidiyormuş veya arsa. Oğlum diyormuş bu arsa babadan mı kaldı yoksa adam mı kazandı satıyor? Baba, babasından kalmış. Ha o zaman giden alırsın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel. Yahudi, Yahudi bilir işi. Aynen öyle onlar. İşte nereden nereye? Yani. Onun için bunlar parayı harcıyorlar abi. Ne olacak? Hesap soran yok ki. Bir yer kalkıyor. Gidiyorlar bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Kulislerde dedikodu yapıyorlar. Bu arsalar satılır mı diyorlar. Sonra oy vermeye geliyor Herkese kaldırıyor. La kuliste onu konuşmuyorsunuz Evet. Kuliste olmaz böyle şey diyorsunuz. Tabii. Sonra içeri girince kaldırıyorsunuz açık oylamada. Açık oylamada. Federasyon seçimi de öyle oldu ya. Evet. Açıkta herkes a bu babu yaptı. <laughs> Kapalıya girince a bu a bu <laughs> babu babu a bu a bu oldu. Evet, biraz öyle. Kapalı oldu. Kapalı sandık girince farklı hocam. Akit'te tehdit var. Orada işler değişiyor. Peki